Seçimlerin ardından birçok partide istifa beklentileri artarken ilk açıklama Selahattin Demirtaş'tan geldi. HDP eski genel başkanı Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu aşamada aktif politikayı bırakıyorum dedi. 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında hem meclisi hem cumhurbaşkanlığını kaybeden muhalefette ilk siyaseti bırakma adımı geldi. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Ben kendi adıma halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum. Siyasette son yılların en çok tartışılan ismi Demirtaş'ın aktif siyaseti bırakma kararını terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi. Zaten aktif bir siyasetçi değildi. Manipülatif bir siyasetçiydi. Yani cezaevinden siyaset yapmaya çalışıyordu. Bu bıraktığı siyaset anlamına gelmez. Türkiye'nin siyasi yapısını, terör yapısını değiştirmekle beraber çok büyük iddialarla yola çıktılar. İşte demokrasi, insan hakları, özgürlük kisvesi altında. Ama halk onlara itibar etmedi. Hatta geçmişte aldıkları oylardan %3 oranında Türkiye genelinde daha düşük bir oy oranıyla karşı karşıya kaldılar. Nereden nereye? Şimdi böyle olunca bunun kendi içinde bir çekişmeye, bir mücadeleye sebebiyet verdiğini öngörmemiz gerekiyor. Siyaseti bırakma kararının HDP, İmralı ve Kandil'le Demirtaş arasındaki ilişkilerde nasıl bir dönemin başlangıcı olduğu sorusuna Ağar. İnsanlar bir şekilde vitrinde olunca patronajı da kendisi oynamak isterler. Yani sonuçta Selahattin Demirtaş bir patronaj rolü üstlendi. Şimdi bu kendisine biçilen role bağlı olarak kendisini oraya getirenlere rağmen bir rol benimsemek istemiş olabilir mi? İnsanın içindeki dürtüler buna sebebiyet verebilir. Ama şunu hiçbir zaman biz unutamayız. Yani apucu örgüt PKK bir tarikat gibi doğumları olan, tabuları olan bir örgüttür. Yani Apo tabudur. Apo öğretisi tabudur. PKK açısından. Şimdi eğer Apo'ya rağmen bir liderlik, Kandil'e rağmen bir liderlik iddiası ortaya çıkmışsa, yani Kandil ve Apo bir şekilde Selahattin Demirtaş'ı itibarsızlaştırmayı ve pasifize etmeyi ister. Bu süreçten sonra HDP ve bileşenlerinin nasıl bir siyaset izleyeceğini de değerlendiren Abdullah Ağar önemli noktalara vurgu yaptı. Geçmişteki gibi bir siyaset ve stratejiyi takip edecekler. Yıkıcı, bölücü, ayrılıkçı ve demokrasi, insan hakları, özgürlük, barış, halkların kardeşliği gibi hepimizin yanlış olduğu kavramları ismar edecekler. Bir diğer tarafıyla da Suriye'deki gelişmeleri gözleyecekler ve Türkiye'nin Suriye'de ve Irak'ta bir etki ortaya koymasını engellemek adına ellerinden gelen her şeyi yapacak. Demirtaş bundan sonra ne yapacak sorusu siyasette merak edilen konuların başında. PKK'ya rağmen PKK'nın desteklemiş olduğu bir figür olarak bir tabana ihtiyacı var, bir güce ihtiyacı var. Bunu kendi başına yapamaz. Bir şekilde PKK eksenli, zaten PKK eksenli bir siyaset yapacağını zaten dile getiriyor. Sadece yapmış olduğum hatalardan ders çıkartacağım gibi inzivai açıklamaları var. Yani biraz profil düşecek, öyle gözüküyor ama bir şekilde varlığını hep hissettirmeye devam edecek ve kendi fırsatını kollayacak.